Bakın burada ne var? Bir adet Polestar 2. Bir adet Polestar 2. Şuradan görebilirsiniz. 78 kW'lık bir batarya var üzerinde. Yani aslında bunun bir sürü videosu var internette ama dün hikayelerle paylaştıktan sonra bir sürü arkadaş videosunu çekip paylaşır mısın? İşte bize de anlat nedir ne değildir gibi şeyler yazdılar. Ben de dedim ki madem istiyorsunuz anlatayım. Şöyle ki aslında oturalım aracın içine oradan anlatalım. Konu aslında şuradan başlıyor. Gençlikten itibaren, çocukluktan itibaren hep arabalarla ilgiliydim ben. Daha sonra işte buraya geldikten sonra motosiklet dünyasına karışınca biraz uzaklaştım otomobil dünyasından. Bu aralarda bir elektrikli otomobil alma isteğimiz, düşüncemiz var. Bu bağlamda böyle elektrikli araçlar deniyoruz. Burada işte Volkswagen'in var, Volvo'nun var, Polestar var, Tesla var elbette ki. Skoda var. Ya aklınıza gelebilecek neredeyse tüm markaların elektrikli araçları var. Biz de birer birer alıp deneyeceğiz. Kendi isteğimize uygun, bütçemize uygun, parasal olarak da ekonomik olması lazım bizim için. Bu yönden ilk olarak Polestar'la başlayıp deneyeceğiz. Bu Polestar Volvo'nun altında üretilmiş bir marka. Mercedes'te AMG varsa veya BMW'de Alpine vardı eskiden, onlar varsa böyle başlamış bir marka Volvo'nun altında ama daha sonra kendi araçlarını üretmeye başlamışlar. Bunun iki batarya versiyonu var. Birinin menzili 440 km, diğerininki 540 km. Yine bunlar içinde de single motor ve dual motor olarak, yani çift motor 4 çekiş olarak ya da tek motor sadece arkadan çekiş olarak iki seçeneği mevcut. Yine bunlar arasında işte long range batarya alırsanız single motorda range farklı, yani menzili farklı. 4 çeker alırsanız ve büyük batarya alırsanız farklı falan filan gibi paketleri var. Ve işte pilot paket var, performans paket var, değişik değişik paketleri var. İçlerinde işte sound sistemi vesairesi, birçoğunda birçok şey standart olanı var falan filan derken aracın içine, hani dün biraz bir geziye çıktık, şey yaptık, şöyle bir görelim. Ya aracın içine oturduğunuz anda araç aslında çalışmaya başlamış oluyor. Çok bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece frene basıyorsunuz, D'ye alıyorsunuz ve artık hazır. Şu anda diyor ki sürebilirsin. Gaza bastığınız anda araç ilerlemeye başlayacak. Geriye aldığınız anda da 360 derece görüntüye geçiyor. İsterseniz bu görüntüye dokunup istediğiniz kameraya odaklanabiliyorsunuz. Bu 360 görüntü çok realist değil. Yani şu karşıdaki duvar mesela şöyle görünmüyor olması lazım. Şu an burada kocaman bir duvar görünüyor falan böyle. Alışması zaman alıyor olabilir. Oğlum bu arada dün bir ayrıntıya dikkat çekti. Bu araç beyaz değil ama buradaki beyaz. Ama burada gösterdiği bu aracın rengi, bu gri. Bir şey olmuş, o sanki oturmamış gibi yani. Neden o beyaz, niye değil falan gibi bilemedik. Bu ekran bir çok minimalist ekranlar. Yani çok az şey gösteriyor ekranlar. Bizim alıştığımız işte Volkswagen, Mercedes, BMW ekranlarına göre çok az detay var. Ama ne kadar detaya ihtiyaç var, o da tabii bir soru işareti. Şöyle ki bu ekranın orta kısmı aslında çok bir şey göstermiyor. Yani yolda şu an biz kemer takmadığımız için bu uyarıyı gösteriyor, kemer uyarısını. Şöyle biraz daha yakınlaşayım. Birazdan yola çıkınca o gidecek ve böyle gösterecek. Ortada bu 160 metreyi göstermesinin şeyi de, alameti farikası da haritada şu anda bir navigasyonda bir tane nokta işaretli olduğu için kapatıyoruz o navigasyon şeyini ve ortadaki şey gidiyor, o göstergeler. Sadece böyle bir şey kalıyor. Yani yolda tamamen şu an işte şarj mı ediyorsun, güç mü kullanıyorsun, daha ne kadar gidebilirsin, bataryanın yüzde kaçı dolu, ortada kocaman boş bir alan. Burada hızımız, burada vitesimiz ve trafik levha okuması. Yukarıda da normal derece vesaire, şerit takip asistanı çalışıyor. Bu aşağıda cruise control ve otopilot. Yani aslında otopilot çok otopilot gibi çalışmıyor çünkü biz dün bir 300 kilometre civarı yaptık. Uzun süre denemeye çalıştım. Yani şerit çizgilerinin çok belli olduğu, çok belli olmadığı vesaire yerlerde
ekstra denemeye çalıştım. Hani dikkat etmeye çalıştım. Ne yapıyor acaba diye. Çok güvenilir değil otopilot. Yani Tesla'yı da sürdüm otopilotuyla. O çok daha stabil, çok daha güvenilir çalışıyor buna göre. Ama Tesla'yı da deneyeceğim. Eğer hani bu video ilgi görür de insanlar ilgilenir de işte sizler isterseniz. Burada dediğim gibi neredeyse her markanın elektrikli aracı var. Gidip böyle deneyebiliyorsunuz. Ben adamlara gittim, dedim ki biz böyle böyle araç almak istiyoruz. Ama bizim için işte evde şarj önemli. Çocukların arkada konforu önemli. Yoldaki konforu önemli. Dolayısıyla dedim ben bu aracı hani bir saatliğine alıp denemek istemiyorum. Ben dedim bu aracı cumartesi günü öğlen siz kapatırken almak istiyorum. Pazar akşama kadar denemek istiyorum. Pazar günü akşam teslim ederim. Ya işte aslında öyle bir uygulamamız yok. Birer saatlik verebiliyoruz falan filan dedi. Dedim o zaman siz bilirsiniz. Ben hani başka araçlar da var bakmak istediğim. Onlara bakarım o zaman dedim. Neyse ben bir bakayım falan dedi bilgisayardan. Ondan sonra baktı tamam dedi işte. Normalde benim saatim 1.30'da 3 arası mıydı neydi deneme saatim. İnternetten onun da başvurusunu yapmıştı. Dedi ki tamam o zaman 3.30 gibi gelirsen işte pazar akşama kadar istediğin zamana kadar alabilirsin. Peki dedim ben de cumartesi günü öğlen gittim aldım aracı ve çıktım. Aldığımda 400 kilometreydi range'i. %100 doluydu. Şu an gördüğünüz üzere 240'a range ve 61. Biz dün 300 kilometre yaptık ve geldiğimizde %30'du şarjı ve 120-130 kilometre falan gösteriyordu sanırım. Şu an tam kilometresini hatırlamıyorum ama %30 olduğunu hatırlıyorum. Akşam 11'de taktım normal evdeki prizden. Sabah 11'e kadar 12 saatte %31 doldurdu. Şu anda 240 kilometre range gösteriyor. Bunun da testini yapmak istedim çünkü biz eğer elektrikli araç alırsak eve elbette ki devlet eve hızlı şarj ünitesi taktırmanızı istiyor. Onun kendine ait şalteri oluyor vesaire daha güvenli bir sistem yangın çıkmaması için. Çünkü yangın da çıkabiliyor bu sıkıntılı da bir durum. Ama ben bunu yapasıya kadar bir müddet evden şarj edebilmeliyim diye düşünerek dedim ki adamlara da ben şarj kablosunu da istiyorum. Evde normal şarj edip bakacağım ne kadar edebiliyorum diye. Çünkü böyle kullanan insanlar da var her ne kadar bu önerilmese de. Ama bu aracı satarken de içinde normal evdeki işte 230 volttan şarj edebileceğiniz priziyle beraber satıyorlar. Dolayısıyla bir sıkıntı olmuyor olması lazım aslında diye düşünüyorum. Neyse bu bağlamda ben şarj ettim. 12 saatte %30 şarj etti. Bunu da bilin. Onun dışında burada işte cruise kontrol düğmeleri var. Artırıp azaltmak için ya ve buradan da sayfa geçişi vesaire yapabiliyorsunuz cruise kontrol sırasında. Bu cruise kontrol açıkken sağ sol ile buradaki otopilotu bakın otopilot aktif oluyor ve deaktive oluyor. Onu açıp kapatabiliyorsunuz. Bu taraftaki düğmelerden müzik sesinizi açıp kapatabiliyorsunuz. İşte müziği değiştirebiliyorsunuz ve buradaki ekrandaki şeyleri onaylayabiliyorsunuz. Şurada bir sayfa düğmesi var. Buna bastığınızda da navigasyon buraya da geliyor. Bir daha bastığınızda navigasyon gidiyor. Bu oluyor. Yani genelde böyle kullandım ben tüm gün. Çünkü hani çok kocaman bir hız göstergesi ve boş bir ekrandansa bu daha hoşuma gitti. Ekrana gelelim. Ekran dokunmatik gayet güzel. Arkada Android kullanıyormuş. Apple CarPlay var. Buradan aracın ayarlarına girebiliyorsunuz. İşte direksiyonun size karşı uyguladığı kuvvet, sert, yumuşak vesaire. Tek pedallı kullanış için ne kadar bir ayar istiyorsunuz? Krabbe Chöring dediğimiz şeyde yokuş aşağı veya yokuş yukarı çıkarken gazı bıraktığımızda kendi kendine ilerlesin mi? Ya da normal bir şeyde de duruşta da freni bıraktığımızda normal bir otomatik vites gibi devam etsin mi? Hafif hafif ivmelenmeye ya da hafif hızlanmaya. Yoksa olduğu yerde dursun mu? Şu an olduğu yerde duruyor mesela. Ben freni bıraktığım anda gaza basana kadar araç ilerlemiyor falan. Burada destekler var. Adaptif cruise kontrolü, işte sürücü uyarısını, dinlenme uyarısı vesaire gibi. Kaza önleme sistemini, işte öndeki araçla yakınlığı vesaireyi, kör nokta uyarı şeyini, yol levhası okumasını ve şerit takip asistanını gösteriyor. Burada şarjla alakalı ne kadar şarj etmek istiyorsunuz, kaç amperlik evden ve yüzde kaça kadar şarj etmek istediğinizi şey yapıyorsunuz. Buradan planlayabilirsiniz. Saat kaçta kaç arası şarj olsun. O saatlerde elektrik ucuz oluyor vesaire gibi. Buradan araçla alakalı ayarları görebiliyorsunuz. Aynalar, içerideki ışıklar, arabanın durumu, kilitleme durumları, işte tek kapıyı kilitle, hepsini kilitle gibi. Dış ışıklar ve cam silecekleri falan gibi. Buradan tekrar menüye gelelim. Buradan aracın ayarlarını işte telefon bağlama vesaire sesler şeyler buradan görebiliyorsunuz. Dediğim gibi arkada Google çalışıyor ve şuradan Google Play'e bastığınızda araca uygun şeyleri kendi account'unuzu oluşturduktan sonra indirebiliyorsunuz. Araçla uyumlu hangi app'ler varsa onları indirebiliyorsunuz. Muhtemelen işte araç sürekli internete bağlı olduğu için muhtemelen Spotify vesaire indirilebiliyordur bilmiyorum. Apple CarPlay var bu arada. Her ne kadar şey de olsa Android de olsa. Başka önemli olan işte performans ayarlarını buradan görebiliyorsunuz. Aracın ne kadar G kuvvetiyle döndüğünü, ivmelendiğini, yavaşladığını vesaire gibi. Onu görebiliyorsunuz. Onun dışında hava kalitesi var. Bulunduğunuz yerdeki hava kalitesini ölçüyor.
ve hani ona göre size şey yapıyor. Bir geri bildirimde bulunuyor. Bu hani enteresan bir özellik, güzel bir özellik. Bu araç en üst paket olduğu için üzerinde Harman Kardon ses sistemi var. Gerçekten güzel ses veriyor. Onu söylemem lazım. Başka aslında çok minimalist, çok basit şeyler. Çok fazla böyle kafa karıştırıcı bir şey yok. Hani ben yol boyu acaba dün uzun yola çıktığımızda ben sürekli bir şeylere basıp sürekli kurcalıyorum mesela araçları genelde. Ve şey olur mu acaba? Hani çok dikkat dağıtıcı, bir sürü özelliğin olduğu, bir sürü şey olan bir araç çıkar mı karşıma? Çünkü daha önce Audi e-tron'u sürmüştüm. Orada böyle bir sürü düğme vardı falan. Onlar böyle hani beni sanki uzun yolda rahatsız eder gibi. Çünkü benim elim ayağım çok durmaz böyle. Canım sıkılır yani yolda. Ama burada hani hakikaten çok fazla bir şey yok. Çok basit. Muhtemelen tabii app'leri indirdikçe bu artacaktır ama dediğim gibi şimdilik bu kadar basit bir şey yapmışlar. Burada bir tane bölme var. Gayet güzel. Negatif yönlerinden bahsedeyim biraz. Buraları kumaş yapmışlar. Şimdi size ne kadar kumaş görünüyor bilmiyorum ama ya bu araç şu anda 590 kilometrede biri buraya gelmiş. Böyle mesela eliyle ya da şöyle şöyle yaptınız diyelim. Elinizden tozlar şeyler. Bu yani çok ince şey bir kumaş ama bu sonra nasıl temizlenir bilmiyorum hakikaten. Yani bunun temizliği bence çok zor olur. Bu göğüslük mesela burası da böyle biraz kumaşımsı dokusu var. Yani bu zamanla nasıl temizlenir ne olur, burası da bayağı kumaş. Çok güzel görünüyor ve çok kaliteli görünüyor. Şuralar falan, şurada ışıklar yanıyor geceleri. Şunun etrafından işte içeriden yukarıdan tepeden buradan iki tane ışık buraya vuruyor falan. Çok güzel bir ambiyans oluyor içeride ama tabii bu ne kadar temiz tutulabilir o kısmını bilmiyorum. Cam tavan var bu araçta, dediğim gibi en üst sınıf bu araç. Cam tavana şuradan bir tane logo yansıtmışlar. Tabii şu an gökyüzü şey olduğu için, parlak olduğu için göremiyorsunuz. Tünelde falan ya da akşam karanlığında görünüyor. Şuradan bir tane beyaz logoyu buraya yansıtmışlar. Değişik bir detay. İkincisi burada wireless şarj koymuşlar. Bu wireless şarj bir şeyi şarj ettiği yok. Telefonu koyuyorsun, hala sadece telefonu ısıtıyor. Doğru dürüst şarj etmiyor. Niye öyle? Nasıl? Neden yapamamışlar? Neden test edememişler bilmiyorum ama biz Apple XS ile denedik ve 13 Pro Max ile denedik. İkisinde de şarjı çok kötü. Yine işte burada iki tane USB-C Type-C çıkışı var. Buradan telefonunuzu bağlayıp Apple CarPlay olarak kullanabiliyorsunuz. Hemen bağlayalım benim telefonu. Deneyelim şuradan. Evet, Apple CarPlay için bağlamaya çalışıyoruz. Okey diyelim. CarPlay'e geç diyelim. Apple CarPlay'e geçtiğimiz zaman ekran böyle dönüyor. Telefonunuzdaki şeyleri buradan görebiliyorsunuz. Direkt WhatsApp'ı açabilirsiniz. Mesajlarınız, telefonunuz, park uygulamanız vesaire ya da buraya ekle çıkar başka uygulamalar yapabilirsiniz. Tabii işte yani sene 2022 Apple CarPlay diyemiyorum. Apple CarPlay kullanıyoruz ama hala bu kabloyla bağlamak zorundayız. Yani buraya koyduğumuzda hem telefonu şarj edip hem de bilgiyi aktaramıyoruz maalesef böyle. Bu kabloyla, eğer Apple CarPlay kullanacaksak bu kabloyla böyle seyahat etmek zorundayız. Bence bu da bir eksidir. Bu ön taraf, bu işte iç taraftaki konsol. Şimdi biraz dışarı çıkayım, size göstereceğim. Buradaki konsol biraz fazla büyük, biraz fazla yüksek olabilir. Böyle yapmışlar. Çünkü alt taraftan bir batarya gidiyor şuradan komple arkaya kadar. Aracın muhtemelen menzilini arttırmak için orayı da bataryayla doldurup burayı yükseltmek zorunda kaldılar. Ama tabii yani biraz daha küçük, biraz daha şey bir şey olabilirmiş. Yani ama eksi olarak sayılmaz. Eksi olarak saymak ayıp olur. Şöyle arka taraftaki bir diğer eksi de buradaki şaft körüğü. Tabii bu şaft körüğü değil artık. Bunun altında batarya var ama buraya batarya koymadan da araç üreten firmalar var. Siz neden bunu yaptınız yani diyorum. Çocuk koltuğunu böyle koyduğunuz zaman ön tarafta ben oldukça geride oturmuş olmama rağmen çocuk için gayet güzel yer kalıyor. Tabii ortada oturanın biraz sıkıntısı olabilir. Eğer uzun yolculuk yapacaksa ortada oturan. Diğer tarafta gayet geniş diz mesafesi. Ve baş mesafesi de gayet geniş. Bence kabul edilebilir. Kapıların kapanışı vesairesi gayet güzel. Biraz belki sert kapatmak gerekiyor olabilir. Şarj cihazımız buradan bu şekilde. Bu normal evden şarj etmek için. Eğer hızlı şarj istasyonu varsa da bunu çıkarıp buradan şarj ediyorsunuz. Hızlı şarjı da yaklaşık sanırım 45 dakikada komple dolduracak kadar bir şeye sahip. Güce sahip. Bagajına da bakalım. Bagajı böyle kendi açılıyor. Üst tarafında bir kapağı var. Burası iki tane büyük valiz alır gibi görünüyor şimdilik. Burada buraya böyle bir kapak koymuşlar. Muhtemelen bir şeyleri arkasına koyup buralara bağlayıp sıkıştırmak için olabilir. Bunu kapatalım. Bir de bunun altında böyle bir alan var. Bu alanda yine bagaj olarak kullanabilirsiniz. Tabii insanın aklına o körüğü oraya, şaft körüğünün oraya batarya koymak yerine neden burayı bataryayla doldurup da şaft körüğünü kaldırmadınız demek geliyor. Buradan kapatıyoruz. Tabii bu araçların bazılarında römork çeker de var. Buna bastığınız anda çeki demir iniyor. Şu anda hazır halde römorkunuzu bağlayıp gidebilirsiniz. Tekrar bastığınız anda da kilit düşüyor ve elinizde bunu yerine koyduğunuz anda artık yok. Burada 12 volt çıkış var.
120 watt maksimum demiş. Böyle. Bir de ön tarafına bakalım. Bir hayli anlattık ya aracı. Aracın paketleri arasında tabii işte 19 inçlik, 20 inçlik janta olanları var. En üst performans paketinde Brembo fren sistemi olan sarı boyalı Brembo'lar var. Sonra performans paketinde kemerler sarı renkte geliyor. Böyle sarı detaylar var aracın etrafında. Ama bu arada bir şey dikkatimi çekti. Bu araba sıfır bir araç. Kapıyı açtım ve şurada bir pas var. Neden var bilmiyorum. Belki yıkadıkları şeyden olabilir ama pas dışarıdan gelmiş gibi sanki. Silinince küçülüyor. Değişik. Ön tarafından bagajına geçelim. Şöyle. Kaputun açma şeyini, o gördüğünüz gibi aracın orta noktası burası. Açma yeri. Mandalı burada kenarda. Açtığınız anda amortisörlü olarak kendi kalkıyor. Bir yerden sonra şarj aletleri vesairesi burada. Cam silecek suyunu buradan dolduruyorsunuz. Burada repair kit var. Bunun içinde işte çeki demiriydi vesairesi var. Böyle küçük bir bagaj var. Çok bagaj da sayılmaz. Bu kadar. Bir de 0-100 hızlanmasına bakarız. Bu arada maksimum hızına 160 km diyor bazı kaynaklar. Ama bu sınırlandırılmış olduğu için 160 muhtemelen. Normal şartlarda 205 olması lazım. Eğer doğru araştırdıysam. Onun dışında başka size anlatmak istediğim ne var? Şu iç kısımdaki ışıklar vesaireler gayet güzel olmuş. Dokunmatik, klik klik sesi gelmiyor. Sadece dokunuyorsunuz ve açılıyor, dokunuyorsunuz, kapanıyor. Şuradan komple muhtemelen bütün aracın ışığını açıp kapatabiliyorsunuz. Bu arada sinyal sesini dinleteceğim size. D'ye alıyorum aracı ve sinyal sesine bakın şimdi. Bu çocukların oynadığı popitler var. Böyle plastikten. Onların sesine benziyor çok. Enteresan. Aracın özelliklerinden biri de hemen bahsetmeden geçmeyeyim. Çerçevesiz aynalar. Aynalar gördüğünüz gibi tamamen çerçevesiz. Gayet güzel, gayet şık duruyor bence. Ama tabii işte Norveç gibi bir yerde karda, buzda o, çünkü bizim aynaların altları vesaireler buzlanabiliyor, karlanabiliyor. O nasıl olur, nasıl oynatılır ya da işte nasıl ayarlanır buzlandıktan sonra, o kısmını bilmiyorum. Bakarsınız ya da o kısma dikkat edilebilir. Bu arada bu araç tabii tam full paket olduğu için kör nokta uyarı sistemi de var. Şurada gördüğünüz çizgilerden kırmızı ışık yanmaya sönmeye başlıyor. Böyle. Bir de 0-100 deneyelim. Sonra videoyu bitiririz. Şimdi aracı bırakmaya gidiyoruz. Leyla da bizimle geliyor. Merhaba Leyla. Arabanın bir eksiği geldi aklıma. Şimdi buraya bir tane bardaklık yapmışlar. Ben yolda giderken bir şey içmeye bağımlı bir adamım. Sürekli çay, kahve, herhangi soda bir şey içiyorum. Bu kolçak burada durduğu zaman buraya bardak koyabiliyorsunuz ama oturuş pozisyonuna baktığınızda yani her seferinde elini kolunu bayağı böyle bir hayli geriye getirip bardak alman lazım. Bunu geçiyoruz. Kolçağı ileri doğru kaydırılabilir şekilde yapmışlar. Nerede kaldı bardak? Gitti. Tamam, diyelim ki hadi bunu es geçtik. Bunu şey yapalım, geri çekelim. İçini açalım. İkinci bardak de güzel. Ben ikinci bardağı da kullanıyorum. Yolcu içiyor vesaire. Güzel. İkinci bardağı da yapmışsın. Ama nereye gidecek ikinci bardak? Yok. Hadi diyelim ki onu da yapmadın. Bunu böyle arkaya kadar komple açılabilir yaptın. Bari şunun altına da bir tane bardaklık yapaydın. Arkaya oturan buraya koyabilsin bardağını diyerek mesela. Hani bu tarz bazı detaylar düşünülmemiş gibi geliyor bana. Mesela bakın buralar da hala kumaş. Ve bu araç yeni olmasına rağmen yer yer lekeleri var. Enteresan. Ama hani kötü bir araç mı? Değil. Kesinlikle değil yani. Şimdi birazdan 0-100'ünü de deneriz. Bir orada da görürüz. Araçta olmayan bir şeyden bahsedeyim bu arada. Trafik işareti okuma sistemi var ama cruise kontrolü ve işte otopilota vesaire aldığınızda, otopilot da değil aslında, şerit takip asistanı gibi çalışıyor daha çok. Bulunduğunuz yerdeki hız limitine göre ayarlama yapmıyor. Yani mesela Volkswagen ID3 sürmüştüm daha önce. ID3 ya da nasıl kodluyorsanız. Onu sürmüştüm daha önce. Orada mesela işte levhada 50 yazıyorsa siz 60'a sabitlediğiniz hızı 50'ye düşüyor otomatik olarak. Oradaki hızı tanıyıp hızını düşürüyor. Ama burada öyle bir şey yok. Sadece trafik levha işareti yanıp sönmeye başlıyor. O hızı geçtiyseniz eğer, o kadar. Onun dışında başka bir esprisi yok yani. Hani dediğim gibi düşük ücretlerle yüksek kaliteyi üretmeye çalışmışlar. Dolayısıyla bazı şeylerden de kısmışlar. Şurada bir 0-100 deneyelim mi? Arkadan gelen yok. Dur.
1, 2, 3. Güzel. Ama ani hızlanmalarda daha etkili sanki. Şöyle mesela şu anda atıyorum, düşelim 60'a. 60'ta bastığınızda 100'e çıkması çok daha ivmeli. Umuyorum araçla alakalı biraz da olsa fikir verebilmişimdir. Şimdi gidiyoruz, yerine park edeceğiz. Oradan sonra da kendi aracımızı alıp evimize döneceğiz.